araba. Toplumumuz şehirleşen toplumumuz, şehirleşen toplumlarda yeni ihtiyaçlar hasıl oldu, baş gösterdi. Bu ihtiyaçlardan biri de taziye evi. Bir imam olarak cenazelerde bulunan hasebiyle uygunsuz şartlarda, uygunsuz ortamlarda, nezih olmayan sokaklarda, apartmanlarda, apartman hatlarında hatta soğan kokularının arasında maalesef ilimizde taziye yapılmakta. Bunun bir ihtiyaç olduğunu yabanlı derneği olarak gördük ve böyle bir taziye evi açmaya karar verdik. İnşallah burada taziyeler İslami usullere göre de yapılacak. Tabii önceki taziyelerde ne yapılıyordu? İlk günde yemek veriliyordu. Onu da derneğimiz aracılığıyla ne yapacağız? Kaldırıp düzene koyacağız inşallah. Yabanlı Derneği 2014'te kurulmuş bir dernektir. Kırşehir'in sosyal hayatında çok önemi vardır. Çok başarılı işler yapmıştır. Faaliyetleri arasında birçok şey vardır. Bunlardan bir tanesi her Ramazan ayında köyümüzdeki fakirlerimize, ilimizde bulunan fakirlerimize yabanlı olarak da ayırt etmeden paket dağıtımı yapmaktayız. Her yıl aşure yapmaktayız Muharrem ayında ve bu aşure en az 2000 kişiye hitap edecek şekilde, dağıtılacak şekilde Cacabey meydanlarında yapmaktayız. Ve imamlarımız olarak da toplanıp bu aşure sonunda 30 tane hatim yapıp bunu da aşiretimizin geçmişlerinin ruhuna ne yapıyoruz? Hediye ediyoruz. Gençlerle zaman zaman futboldur, diğer şeylerdir, gençlerle aktivitelerimiz oluyor, gezidir. Bunu da yapıyoruz. Okullarda zaman zaman aşiret olarak yardımlarda bulunuyoruz. Mesela derneğimizde bayanlara yönelik Kur'an kursuna derneğimiz ev sahipliği yapıyor. Bayanlar özellikle kış mevsimlerinde derneğimizde Kur'an eğitimi görüyorlar. Derneğimizde pazar günleri hiç ara verilmeden 4 yıl civarında pazar sohbetleri olmuştur. Pazar günü öğleden sonra ilimizde bulunan kanaat önderlerimizi, büyük hocalarımızı çağırdık. Gerek bizler, gerek imam arkadaşlar liste yaparak bu sohbetlerimizi aksatmadık. Ama pandemi dönemi derneğimizin faaliyetlerine zaten valiliğimizin de emriydi. Toplu bir arada bulunmama, toplu gezmeme, bu derneklerin de faaliyetlerini durdurması yönünde pandemi döneminde öyle bir dönem yaşadık. Biz de derneğimizin faaliyetlerine biraz ara verdik ama şimdi taziye evi açılışıyla inşallah bu aktif olan yabanlı derneği aktif bir dernek. Yani burada ilim var, öğrenci var, hatta öğrencilerimizin matematik kursu verdirdiğimiz zamanlar oldu hocalarımıza. Onun için dostluk geceleri düzenledik zaman zaman. Onun için derneğimiz aktif bir dernek. Sosyal medyada da aktif bir dernek. Yabanlı aşiretinin sesi, yabanlı der gençliği ve yabanlı köyleri olarak da sosyal medyada faaliyet gösteriyoruz. Bu faaliyetlerimizde atmış olduğumuz mesaj 10-12 bin kişiye anında ulaşıyor. 10-12 bin kişiye. Böyle de bir sosyal medya gücümüz var. Derneğimiz inşallah bundan sonra da değişik faaliyetler, hatta burası taziye evi olacak inşallah, çarşı içinde de güzel bir mekan yine kiralayıp orada da Ahmet Yesevi Camii civarında veyahut da Yağmur Otel civarında orada da bir yer kiralayıp orada da belli bir yaş üstü olan amcalarımız orada ağırlayacağız. Böyle güzel bir döşeme yapacağız. Gelecek, çayını içecek, çorbasını içecek, dertleşecek. Globalleşen dünyada yalnızlaşan insanlar var. Bu dernekler sayesinde, bu sivil toplumlar sayesinde insanlar birbirini görüyor, birbirini tanıyor, birbiriyle dertleşiyor, halleşiyor. Ben yabanlı aşiretinin birçok gencini dernek vasıtasıyla tanıdım.
Burası güzel olmuş. Ha. Geniş bir şey. Geniş bir şey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما Hayırlı olsun, Allah utandırmasın.